Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta maalesef Gönül Tol olamıyor. Son dakika önemli bir işi çıktı. Haftaya Washington'da yıllık Türkiye toplantısını düzenliyor Gönül. Onun hazırlıkları ile ilgili Ömer Taşpınar'la baş başayız. Ömer, merhaba. Merhaba Ruşen. Evet, haftaya Gönül'ün yıllık Orta Doğu Enstitüsü'nün Türkiye toplantısı var. Ben de Aydın Sercan'la beraber geliyoruz. Başkaları da var tabii, Türkiye'den ve Amerika'dan. Ve herhalde ilk defa Transatlantik'i yan yana yapma imkanımız da olacak ama çarşamba değil, haftaya Perşembe günü. Çünkü çarşamba toplantı var. Onu şimdiden duyurmuş olalım. Evet, Ömer, öncelikle şu S-400'ler yılan hikayesiydi ama Türkiye'nin S-400'leri test ettiği, denediği yolunda haberler var. Pompeo, Dışişleri Bakanı Pompeo da bir açıklamayla bundan kaygı duyduklarını söyledi. Tam olarak neler oluyor? Kısaca özetlemek gerekirse Türkiye Amerika'yı provoke etmek için elinden geleni yapıyor. Amerika'da provoke olmamak için, sert tepki göstermemek için elinden geleni yapıyor. Çok ilginç bir durum var. Zira geçen ziyarette, bundan iki hafta önce olan ziyarette Erdoğan'dan açıkça istenen S-400'lerin aktive edilmemesiydi. Yani bunların bir şekilde kenara çekilmesi ve Amerika ile bir Patriot füzeleri üzerinden pazarlığa devam edilmesiydi. Türkiye bu attığı adımla Amerika'yı çok ciddiye almadığını gösterdi. Her ne kadar tam olarak aktive edilmemiş olsa da deneniyor S-400'ler. Yani en azından elektronik sistemi deneniyor ve F-16'lar üzerinden deneniyor. Bu en azından Amerika'ya şunu gösteriyor. İyi ki F-35'leri satmadık. Zira F-35'ler gelseydi Türkiye'ye, Türkiye belki F-35'ler üzerinde de deneyecekti bunu. Ve F-35'lerin, bu son teknoloji üretilen uçakların bir sürü teknolojik sırrı S-400'ler tarafından deşifre edilebilecekti. Zaten tam da bu nedenle F-35'ler Türkiye'ye verilmedi. Şimdi Türkiye F-16'lar üzerinde test ediyor bunları. Tabii ki Amerika'nın çok daha ciddi bir tepki göstermesini beklerdi normalde insanlar. Fakat Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo kendisine sorulduğunda durumun endişe verici olduğunu söylüyor. Kınamıyor bile Türkiye'nin bu testine. Bir şekilde ortalığı yatıştırmaya çalışıyor gibi. Yani Türkiye dediğim gibi neredeyse gözünün içine sokuyor Amerika'nın. Bak ben bunları kullanıyorum, niyetliyim kullanmaya diye. Amerika'da tepki göstermiyor. Burada sorulması gereken şey şu, çok basit bir şekilde. Neden Amerika ciddi tepki göstermiyor? Pompeo'ya bu soruldu. O da Türkiye ile pazarlıklar devam ediyor, görüşmeler devam ediyor dedi. Gerçekten de Çavuşoğlu zannediyorum dün bir basın toplantısında Amerika garanti verirse, tam olarak neyin garantisini verecek bilmiyorum, Patriot füzelerini de almaya hazırız dedi. Zannediyorum teknoloji paylaşımı konusunda Türkiye garantiler bekliyor Amerika'dan. Zira teknoloji paylaşımı, fiyatta indirim konularında pürüz var benim bildiğim kadarıyla Patriot'lar konusunda. Ama en büyük pürüz tabii Amerika Patriot'ları ancak ve ancak S-400'ler aktive edilmezse, Türkiye bu konuda bir karar verirse satmaya niyetli. Nihayetinde şöyle toparlayayım. Trump çok fazla tepki göstermek istemiyor Erdoğan'a. Erdoğan'la ilişkileri iyi götürmek istiyor. Ve şu anda Ukrayna meselesinde zorlanırken aslında Türkiye konusunda sertleşmesi kendisine puan kazandırabilir. En azından demokratlar ve kamuoyu gözünde, Amerikan kamuoyu gözünde puan kazandırabilir. Ama Trump bir şekilde Erdoğan'la, Ankara'yla, Türkiye'yle tam olarak nedenlerini bilemediğimiz bir şekilde ilişkileri sağlam götürmeye çalışıyor. En azından yeni bir krize sürüklememeye çalışıyor. Senato'daki durum bundan farklı. Senato'da çok yüksek perdeden sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. Ve Türkiye'nin aktive edeceği artık belli ediyor S-400'leri. Bu nedenle hep bahsettiğimiz bu yaptırımların çıkma ihtimali yükselebilir. Burada Trump'ın Senato'yu kontrol etmesi gerekecek. Senato'daki çoğunluk liderini Mitch McConnell'ı kontrol etmesi gerekecek. Bu konuda bir şansı var Trump'ın, zira çoğunluk lideri Senato'nun cumhuriyetçi ve Trump'a bağlı, Trump'a oldukça
yakın bir isim Mitch McConnell ve Trump'ın istediği yönde bir şekilde katsa yaptırımlarını gündeme getirmemeye çalışıyor. Ama gündeme getirmediği için de sürekli eleştiriliyor. Zira Senato'da hem Cumhuriyetçiler çoğunlukta olan hem Demokratlar çok büyük bir çoğunlukla Türkiye'ye yaptırım yapmaya hazırlar. Fakat böyle bir yaptırım geçtiği anda da tabii Türkiye'nin iyicene Rusya tarafına savrulmasından korkuluyor. O nedenle böyle garip bir durumda gidiyor Türkiye-Amerika ilişkileri S-400'ler konusunda. Senin dediğin gibi bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Fakat Türkiye istediğini yapıyor, istediği şekilde davranıyor. Sanki bu ilişkide Türkiye daha güçlüymüş gibi davranıyor garip bir şekilde. Ve Amerika bir şekilde Türkiye'nin yaptıklarını hep kabulleniyor. Tehdit bile etmemeye başladı son zamanlarda. Bu da gösteriyor ki Trump gerçekten Erdoğan'la iyi geçinmek istiyor. Ömer, bir de tabii buna bir şekilde irtibatlı olduğunu düşünüyorum. Reuters'ın bugün bir haberi vardı. Türkiye'nin NATO'da Baltık ülkelerini kapsayan plana direndiği ya da veto, değil mi? O olay nedir? Ciddi bir olay mı? Ciddi bir olay. NATO 2-3 yılda bir tatbikatlar yapar. Özellikle Doğu Avrupa'da, Baltık ülkelerinde bu ülkeler girdiğinden beri bu ülkelerin korunmasına yönelik 5. madde, ortak savunma maddesinin çerçevesinde tatbikatlar düzenlenir. Bu konularla ilgili stratejik planlar açıklanır. Türkiye şu anda NATO'yla ciddi bir kriz içinde diyebiliriz. Çünkü NATO'dan yüksek seviyede eleştiriler geldi Suriye konusunda, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri müdahale konusunda. Dolayısıyla Türkiye şu aşamada kendi kartını kullanıyor. O da diyor ki, eğer siz beni eleştirirseniz Suriye konusunda ve bana destek vermezseniz PKK ile mücadelemde, ben de sizin ortak mücadele planlarınızda, ortak savunma planlarında, Baltıklar gibi ülkelerde, Polonya gibi, Doğu Avrupa gibi yerlerde ben de vetolarım diyor. Bu veto önemli çünkü NATO sonuçta resmi olarak ortak kararla, çoğunluk kararlılığı değil, bütün üyelerin girmesiyle beraber bir şekilde hareket edebilen bir örgüt. Dolayısıyla şu anda NATO eğer şey olmazsa, ortak uygulama olmazsa, ortak bir konsensüs oluşmazsa bu konuda Türkiye'nin eli güçlü. Ne yapabilir Türkiye? Veto eder. Arkasından bunu pazarlık haline getirir. Ve zannediyorum bu pazarlık başlayacak. Çok yakında 70. yıl çerçevesinde Türkiye NATO çerçevesinde Londra'da bir toplantıya katılacak. Ve o toplantıda Fransa, İngiltere, Almanya ortak bir şekilde, Fransa, İngiltere, Almanya ortak bir zirvenin çerçevesinin dışında bir mini zirve düzenleyecekler. Ve bu mini zirvede zannediyorum NATO içindeki kriz konuşulacak. Yani Türkiye'nin İngiltere, Fransa ve Almanya ile masaya oturarak hem S-400'ler meselesini, hem Suriye meselesini, hem bu Baltıklar meselesini konuşabileceği bir platform oluşacak. Bu platforma gelmeden Türkiye şu anda elini güçlendiriyor gibi. Yani Türkiye şu anda pazarlığa hazırlanıyor gibi. Ve bir şekilde tahmin ediyorum Türkiye NATO'dan daha ciddi destek almaya çalışacak. Hem Suriye konusunda, PKK ile mücadele konusunda, hem de bu 5. maddenin, ortak savunma maddesinin Türkiye eğer yarın bir gün bir saldırıya uğrarsa Suriye tarafından veya başka bir ülke tarafından, Türkiye konusunda da bu maddelerin geçerlilik kazanması, hatta gerekirse Türkiye bir terör örgütünün saldırısına uğrarsa, mesela bir PKK saldırısı olursa, Irak'tan geldiği kanıtlanabilen veya Suriye'den kanıtlanabilen, NATO'nun bir şekilde Türkiye'ye daha ciddi destek olmasını isteyecektir Türkiye. Yani bunu bir pazarlık olarak görmek gerekiyor şu aşamada. Ömer, yine Reuters'ten bir başka haberle gidelim. Aslında bu bilinen bir husus ama orada onların yayınladığı araştırmaya göre azil soruşturmasında kongrenin kamuya açık ifadeler alması ya da tanıklıklar almasının Trump'ın azlini isteyenlerin sayısını arttırdığı yolunda bir araştırma yayınlandı yeni. Bayağı bir tam Erdoğan'ın Trump'la buluştuğu gün başlamıştı değil mi bu kamuya açık şeyler, evet. İfadeler. Epey bir zaman oldu. Bu gerçekten kamuoyunu Trump aleyhine ciddi bir şekilde motive edici yayınlar mı? Şimdi kamu oyuna baktığımızda ilk defa kamuoyu kongredeki görüşmeleri, kongredeki tanıklıkları canlı olarak televizyondan seyretme
şansına kavuştu. Bu nedenle bir bakıma Trump'ın gerçekten Ukrayna konusunda kanunlara uymayan bir şekilde hareket ettiği, Ukrayna'ya askeri yardımı bir şekilde Biden konusunda Ukrayna'nın kendisine bazı kirli çamaşırları vermesine bağladığını, yolsuzluk çerçevesi altında bunu yapmaya çalışıyor tabii ki Washington ve Trump. Ama Ukrayna'ya şartlı askeri yardım getiriyor. Ve bu şartlı askeri yardımın şartı ne? Ukrayna'nın Biden konusunda, Biden'ın oğlu konusunda, Hunter Biden konusunda bazı bilgileri Trump'a vermesi. Ve bunu yolsuzluk çerçevesinde görüyor. Çünkü neden Hunter Biden, Biden'ın oğlu, Ukrayna'da, Ukrayna'nın en önemli enerji şirketinin yönetim kurulunda? Bunu öğrenmek istiyor. Ve bu yönetim kurulundayken Biden'ın oğlu, acaba Biden Ukrayna'ya gizli bilgiler verdi mi? Niye Ukrayna Biden'ın oğlunu istedi Obama döneminde? Demek ki Biden kendisi yolsuzluklara karışmış bir isim. Bunun açıklanmasını istedi Trump. Yani Ukrayna'nın yeni seçilmiş başkanından böyle bir talepte bulundu. Dedi ki kameraların karşısına geç ve biz şu anda Biden'ın oğlunun ve Biden'ın yolsuzluk dosyalarını inceliyoruz. Bu konuda bir inceleme, bir araştırma, bir soruşturma başlattık de dedi. Bunun karşılığında da sana askeri yardıma devam edelim ve Beyaz Saray'da önüne kırmızı halı serelim. Beyaz Saray'a seni davet edelim dedi. Ukrayna bu konuda istekli davranmadı. Bunun üzerine askeri yardım askıya alındı. 45 gün boyunca askeri yardım gitmedi Ukrayna'ya. Konu bu. Yani Trump bir şekilde bunları yaparak kanunlara, Amerikan anayasasına aykırı davrandı. Niye? Çünkü kendi lehine bir siyasi avantaj kazanmak için Amerika'nın resmi askeri yardımını askıya aldı. Bu nedenle aslında aziz süreci başladı. Ve halk gördü ki gerçekten de Trump bunları yapmış. Ve burada demokratlar şöyle diyor. Bu nedenle görevden alınabilmeli. Hem demokrat seçmenler, demokrat taban ve demokrat kongre üyeleri bunu söylüyor. Hem de tabii Amerikan basını bunu söylüyor. New York Times, Washington Post. Ve bütün tanıklar da evet gerçekten böyle bir şart getirildi. Biz de bunun getirilmesini yanlış bulduk dedi. Başta mesela Fiona Hill olmak üzere Rusya dosyasından, aynı zamanda Avrupa, Ukrayna, Türkiye dosyalarından sorumlu. Brookings'ten benim meslektaşım Fiona Hill, seni de tanıdığın. Kongrede bu tanıklığı yaptı, açıklamayı getirdi. Tabii bundan halk etkilendi. Özellikle bağımsızlar etkilendi. Yani Trump'a oy vermiş ama acaba gene oy vereyim mi, vermeyeyim mi diye düşünen bağımsızlar etkilendi. Şu anda gösteriyor ki kamuoyu araştırmaları, Amerika'da %50'nin üstünde insan Trump'ın, %52-53, Trump'ın istifa etmesini istiyor. Fakat değişmeyen mesele ne? Cumhuriyetçiler. Cumhuriyetçiler gerek kongrede, gerek kamuoyunda ve tabii ki Trump'ın o kemik tabanı kesinlikle burada Trump'ın arkasında. Bunun sonuçta bir kaşık suda fırtına olduğunu düşünüyorlar. Bu askeri yardım elinde sonunda gitti diyorlar. Yani 45 gün askıya alındı. Ne olacak? Gerçekten de Ukrayna bu konuda yolsuzluklara karışmış bir yer. Trump da gayet normal bir şekilde bu konuda bilgi istedi. Gayet normal hakkıdır diyor Cumhuriyetçi taban. Ve en önemlisi de diyorlar ki sonuçta askeri yardım da gitti. Ama demokratlar bir şekilde Trump'ı görevden almak için böyle bir komplo, böyle bir derin devlet, böyle bir bürokratik düzen içinde istihbaratın Trump'a karşı çalışması gibi bir komployla karşıya çıkıyorlar. Dolayısıyla demokratlar bir kampta, cumhuriyetçiler bir kampta, bağımsızlar birazcık daha demokratlara kaydı. Fakat ortada çok ciddi bir kamuoyu dalgası oluşmadı. Yani şunu söyleyemiyoruz. Bu süreç içinde Amerikan halkının %70'i Trump'ın istifa etmesini istiyor diyemiyoruz. Amerikan halkının %55'i kadarı ve bunlar genelde bağımsız ve demokratlar Trump'ın istifa etmesini, azledilmesini istiyorlar. Demokratik cumhuriyetçi taban ve cumhuriyetçi seçmenler, cumhuriyetçi kongre üyeleri ve senatörler bütünüyle Trump'ın arkasında. Dolayısıyla ülke bir tek kelime özetlemek gerekirse bu konuda kutuplaşmış durumda. Hiç kimse birbirini ikna edemiyor. Dolayısıyla kongre oy kullanacak. Muhtemelen Trump'ın azli için temsilciler meclisi
demokratların hakimiyetinde olduğu için azledilmesi yönünde oy verecek. Ondan sonra senato oylayacak. Senato'da da cumhuriyetçiler büyük ihtimalle bu azledilme dosyasının senatonun gündemine gelmesini bile istemeyecekler. Dolayısıyla senatonun gündemine girmezse bu mesele kapanacak. Hadi girdi diyelim, %51, %52 birkaç senatör oy verdi diyelim gündeme girmesi için. Gündeme girdiği anda senatoda yeni bir aşama başlayacak. Senatodaki aşamada bu sefer senatoda cumhuriyetçiler hakim olduğu için cumhuriyetçiler yeni tanıklar getirecekler. Bu tanıklar kim olacak? Bu tanıklar Trump'ın istediği tanıklar olacak. Mesela Joe Biden'ın oğlunun gerçekten de yolsuzluklara karışmış olduğunu söyleyen, Ukrayna'nın Amerika'daki seçimlere, Rusya'nın değil Ukrayna'nın Amerika'daki seçimlere müdahale ettiğini söyleyenler olacaklar ve bilgi karışıklığı ortaya çıkacak. Belki Trump kendisi senatoda, kendisine yakın senatörler olduğu için kendisi ifade vermeye gelecek. En nihayetinde oylamaya gidildiğinde de Trump'ın azledilmesi veya azledilmemesi konusunda senatoda azledilmesi için 3-2'lik çoğunluk gerekiyor. Hemen Fiona'dan bahsettin. Onu biraz ben de senin aracılığınla tanışmıştım Washington'da gazetecilik yaparken. Siz Brookings'te onunla bayağı bir yakın çalıştınız. Çok değişik bir figür ve anladığım kadarıyla medyada, Amerikan medyası bu azil sürecinin kraliçesi ilan etti onu. Çok sayıda yazı gördüm. Hep pozitif yazılar gördüm. Onun zaten Trump yönetiminde çalışmaya başlaması bir garip karşılanmıştı değil mi? Çünkü Brookings Enstitüsü demokratlara yakın bir yer ama kendisi Rusya konusunda çok uzman bir kişi ve anladığım kadarıyla da yakın çevresi onu biraz yadırgamış, eleştirmiş oraya gittiğinde, ilk çalışmaya başladığında. Şimdi çok, hatta bir cümle hatırlıyorum. Hak etmediğimiz ama ihtiyacımız olan bir kahraman diye bir spot vardı bir Amerikan medyasında. Gerçekten yeni bir figür olarak, siyasi figür olarak mı çıktı yoksa örnek bürokrat olarak mı çıktı? Örnek bürokrat olarak ortaya çıktı. Siyasi bir figür değil Fiona Hill. Fiona Hill tam bir profesyonel ve bir akademisyen aslında, think tankçı, araştırmacı. Rusya uzmanı, İngiliz vatandaşı, sonradan Amerikan vatandaşı oluyor. Kafkaslar üzerine çalıştığı için ben de kendisiyle Brookings'deki dönemimde ortak makaleler yazdım. Hatta Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan gezisi yaptık beraber. Fiona tam bir profesyoneldir. Oxford mezunu, İngiliz eğitimi görmüş. İngiltere'de son derece başarılıyken Harvard'a geliyor. Harvard'da doktorasını tamamlıyor ve Rusçası ana dili gibi. Oldukça da mütevazi bir insan, son derece dar gelirli bir aileden geliyor, işçi bir aileden. Ve Amerika'da gerçekten kahraman ilan edildi. Çünkü Trump yönetiminde onun gibi çalışan, aslında politize olmayan, fakat bir şekilde kendisini Dışişleri Bakanı veya Ulusal Savunma, Ulusal Güvenlik Danışmanı çağırdığında ülkeye hizmet adına gelen, ülkenin başında Trump bile olsa sonuçta Amerika için bürokratik bir hizmet olarak düşünüyor bunu. Ve siyasi bir figür olmadığı için de çalışıyor. Dediğin gibi bir sürü insan neden bu yönetime girdin diye kendisini yadırgadı. Hatta Brookings içinde bir sürü arkadaşları kendisiyle dalga geçti. Hep de Cumhuriyetçiler döneminde sana ihtiyaç duyuluyor diye. Çünkü Bush döneminde de, George W. Bush döneminde de kendisi gene bu sefer istihbarat kurumunun think tankinde, National Intelligence Council'da çalışmıştı. Fakat şu önemli, Fiona tam bir profesyonel olduğu için demin sana anlattığım şeyleri anlattı. Yani Ukrayna'nın nasıl aslında kesinlikle bu Amerika'daki seçimlere karışmadığını, Trump ekibinin bir komplo kurduklarını kafalarında ve özellikle Trump'a yakın isimlerin, Giuliani gibi isimlerin aslında paralel bir diplomasi yürüttüklerini, kendisi Fiona ve profesyoneller, askeri yardım, siyasi ilişkiler, dış politika ile ilgilenirken bu isimlerin Giuliani gibi,
Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland gibi isimlerin aslında başka bir kulvarda bütünüyle iç politikaya yönelik, Trump'ın çıkarlarına yönelik işler çevirdiklerini anlattı. Zaten tam da bu nedenle Senato'dan azil meselesinin geçmesi mümkün değil. Demin onu anlatıyordum. 3-2'lik bir çoğunluk gerekiyor Senato'da. Fakat Fiona gibileri o kadar ciddi bir şekilde anlattılar ki bunu. Yani sonuçta Senato'da cumhuriyetçiler normalde ikna olmaları gerekirdi. Fakat o kadar partizan bir hava var ki Amerika'da cumhuriyetçiler hala ikna olmuyor. Bu Trump'ın yaptığının hukuksuzluğu ve kanunsuzluğu üzerine. O nedenle bu eğer Senato'ya gelirse 3-2'lik çoğunlukla geçmesi gerekiyor azil meselesini. Çok ciddi bir karar olduğu için. O karar Senato'dan çıkmayacak. Çünkü cumhuriyetçiler kesinlikle Trump'ın arkasında olacak. Fakat halk Fiona gibileri sayesinde, basın Fiona gibileri sayesinde, demokratlar Fiona gibileri sayesinde bilgiye kavuştu, gerçeklere kavuştu ve Trump'ın Ukrayna konusunda kendi çıkarları, kendi siyasi emelleri uğruna askeri yardımı kestiğini, 45 gün süresince kestiğini görmüş oldular. Ömer, son olarak Amerika'daki seçim yarışını ve en son gelişmeyi biraz konuşalım. Bloomberg dünyanın en zengin 11. kişisi olduğunu okudum, herhalde doğrudur. Demokratik Parti'den adaylığını açıkladı. Bu bir şeyleri değiştirir mi? Bildiğim kadarıyla bir düzineden fazla Demokrat Parti'nin adayı var. Sürekli bir takım tartışmalar oluyor, kampanyalar oluyor ama Demokratlar tam olarak Trump yeniden aday olursa ki normal şartlarda olacağı benziyor. Onun karşısına sanki henüz çok güçlü, kazanması çok yüksek ihtimal olan bir isim çıkaramamış gibi. Bloomberg bu isim olabilir mi? Şimdi Bloomberg eski New York belediye başkanı ve Bloomberg aslında Amerika'da bilinen bir isim. Bir televizyon kanalı var, çok ciddi şirketleri var, çok önemli finansal finans alanında çalışan şirketleri var. Ve dediğin gibi demokratların merkez cephesine yakın, yani solda değil, merkezde bir demokrat. Hatta uzun süre bağımsız olarak kendini tanımladı. Şimdi niye katılıyor, niye kendini aday gösteriyor? Arkasında büyük bir kitle yok Bloomberg'in. Yani Bloomberg çok karizmatik bir adam değil, bilinen bir siyasetçi değil. Hatta baktığında yani hiçbir şekilde kitleleri arkasına alabilecek kapasitede, karizmada bir siyasetçi değil. Fakat Demokrat Parti içinde şu anda o kadar ciddi sorunlar var ki, yani Biden önde götürmesi beklenirken Biden da zorlanıyor. Sol kesim Demokrat Parti içinde Elizabeth Warren ve Bernie Sanders önde götürüyor yarışı ve demokratların establishment'ı diyelim, merkezdeki demokratlar bir şekilde partinin sola savrulmasından son derece rahatsızlar. Çünkü eğer bu sola savrulma Trump tarafından, bakın benim alternatifim sosyalizm diye tanımlanırsa, ki öyle tanımlanacak, bakın benim alternatifim Elizabeth Warren gibi, Bernie Sanders gibi sosyalizm isteyen, mesela sağlık sigortasında bütünüyle her şeyin devlete bağlanmasını isteyen politikacılar derse Trump, bir şekilde merkezdeki seçmenleri, kararsız seçmenleri etkileyecek. Bu arada ekonomi kötü gitmiyor Amerika'da. Yani Trump diyebilir ki benden memnun olmayabilirsiniz ama bakın ekonomi gayet iyi gidiyor. Dolayısıyla Trump'ın kazanma ihtimalinin yükseldiği bir ortama doğru gidiyoruz. Biden'ın zayıfladığı, sol tarafın güçlendiği bir ortama gidiyoruz. Bir de Demokrat Parti yeterince para toplayamıyor. Bu kampanyalar çok para gerektiren şeyler. Dolayısıyla hiçbir şu anda Demokrat Parti içinde önde giden kişi yeterince para toplamış durumda değil. Paraya ihtiyaçları var. Normalde Bloomberg Biden'a para desteği yapabilirdi. Onun yerine şuna karar verdi. Belki de benim şansım olabilir dedi. Parası olduğu için son anda herkesin arasından sıyrılıp büyük bir kampanyayla birkaç eyaletteki ön seçimleri kazanıp kendisinin aday olabileceğini hesaplıyor olabilir. Fakat aday olursa Bloomberg, Trump karşısında bence şansı çok az. Dediğim gibi karizmatik birisi değil. Sırf parası olduğu için bir şekilde ön plana çıkmış olacak.
ve demokratlara da heyecan vermeyecek bir isim. İki tane milyarderin, iki tane zenginin yarıştığı bir ortamda Trump'ın kazanma ihtimali çok daha fazla. Çünkü Trump kendi tabanına heyecan verebilen bir isim. Ama Bloomberg kendi tabanına heyecan veremeyen bir isim. Bu arada şunu da bitireyim Ruşen. Çok ilginç bir durum yaşanıyor Amerika'da şu anda. 2020 seçimleriyle ilgili bir korku var. Gene Rusya karışacak mı bu seçimlere diye. 2016 seçimlerinde Rusya bir şekilde Trump için sosyal medya üzerinden, siber kampanyaları üzerinden, hatta bazı daha kirli bilgi dezenformasyon kampanyaları üzerinden Trump'a destek vermişti. Hillary Clinton'ı zayıflatmıştı. Aynı şeyi yapacağı konusunda Putin'in ve gene Trump'ın seçilmesi için elinden geleni yapacağı konusunda Fiona Hill dahil bir sürü bürokrat geçtiğimiz hafta kongreyi uyardı. Dediler ki bakın burada Ukrayna'yı konuşuyorsunuz, azil meselesini konuşuyorsunuz ama daha büyük bir tehlike var. Rusya gene 2020'de aynı şekilde bir dezenformasyon kampanyası da Amerikan seçimlerine karışacak. Buna karşı şu anda tek biraz mizahi yoldan verilen cevap, evet ama Rusya tek oyuncu değil, Çin de karışacak diyorlar. Çin de bu meseleyi öğrendi. Çin de sosyal medya kampanyalarıyla, bilgi kirliliği, dezenformasyon kampanyalarıyla, siber bir kampanyayla o da katılabilir. Ve Çin Rusya'yı dengeler diyorlar. Çünkü Çin de Trump'ın kaybetmesi için elinden geleni yapacak diyorlar. Yani şu anda Rusya ve Çin arasında Amerikan seçimleri üzerinden giden bir rekabet var ve Amerika buna yavaş yavaş uyanıyor gibi geliyor bana. Çok ilginç bir durum. 2020 seçimlerine hazırlanırken demokratların adayı kim olacaktan çok bir bakıma burada Çin ve Rusya arasındaki rekabet, Çin'in Trump'tan nefret etmesi, Trump'ı bir şekilde yollamak istemesi, başka bir demokratın gelmesini tercih etmesi, Rusya'nınsa Trump'la olan aşkının devam ediyor oluşu, Putin-Trump ilişkilerinin son derece sağlam oluşu nedeniyle ilginç bir döneme giriyor Amerikan dış politikası ve iç politikası. Evet Ömer, çok teşekkürler. Haftaya orada buluşmak üzere diyelim ve haftaya Transatlantik'i Washington'da yapmak üzere. Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere. İyi günler.